Ben en baştan söyleyeyim, yani oyunun çok dışında bir konuda değiliz. Zaten bundan önceki düzeltme hareketini 9700, 9800 olur mu derken 10.000 seviyesinin altına gelmek istemeyen bir piyasayla yukarıya döndüğünü görmüştük. Oradaki o iştahlı hareket bence 10.650'lerde bir dinlenmesi gerekiyordu. Fakat dinlenmek yerine biz bir anda endeksin çok daha sert yukarı yönlü bir hareketliliğin içerisinde olduğunu gördük. Neden? İşte yapı kredi haberi geldi. Hani o yapı kredi haberinin gelmesiyle birlikte böyle ciddi anlamda sert bir hareketlilik gördük. Orada tabii kartların açılması, hani fiyatın bu kadar net belli olması, işte baktığın zaman neredeyse %35 oranında piyasayla oradaki fiyat arasındaki makasın açılıyor olması bir miktar rahatsız etti piyasayı. Ondan kaynaklı da bir satış baskısı gelmeye başladı. Yani orası biraz böyle Demokles'in kılıcı gibi olmuştu. Hani bir yandan fiyat çok yukarıda, beklenti yukarıya geldi, rally geldi, ulan haber de gelmiyor. Bir yandan acaba kötüsü mü gidiyor falan derken fiyat zaten yavaş yavaş yapı kredi aşağı doğru gelmeye başlamıştı. Ondan sonra da zaten konu kapandı. Şimdilik askıya aldığımız bir süreç var. O yüzden bu düzeltme hareketinin içerisindeki hareketleri ben gayet normal buluyorum. Fakat işin içerisinde normal olmayan bir konu eklendi. Onu da konuşmak lazım. Vergi girdi. Yani şöyle anlatayım. Aslında 9800'e kadar düzeltme bu oyunun içerisinde olan bir unsur. Burada bir sıkıntı yok. Şimdilik 10.000'in altını beklemiyorum ama vergi hikayeyi şurada bozacak. Vergi olmasaydı bence 10.300'lerde falan artık güçlü, daha güçlü alımlar gelebilir diye düşünüyordum. Bir de biz her bayram öncesi aslında böyle bir baskı görüp bayram çıkışlarında da sağlam ralliler yapıyoruz. Sağlam hamleler geliyor. Buna da benzer bir hareketlilik içerisinde olma ihtimalimiz var. Hani bu da bir unsur. Hani oraya da bir dikkat etmek lazım. Ya yani şöyle özetleyeyim aslında kabaca. 9800'e kadar düzeltme teknik olarak mümkün. Vergi dilimi konusu bence 100 binde 3'ün üstündeki bir vergi çok yüksek. Piyasa onu olumsuz fiyatlıyor. Bir de biz bilinmezliği sevmiyoruz. Hani bu kadar bilinmezliğin olduğu bir ortamda yeniden pozisyon almak biraz zor. Biraz da insanların eli muhtemelen o tarafa gitmiyor. Hani öyle bir hareketlilik içerisinde kaldı. Ya bu sebeple bunların hepsini toplarsak biraz böyle bir iştahsızlık var piyasa içerisinde. Onu söyleyebilirim. Ama bu demek değil ki oyun bitti. Bence eğer vergi tarafında dediğim oranın üstünde bir oran gelmezse, hala ben ümitliyim, daha rasyonel bir oran gelebileceği kanaatinde, dediğim oranın üstünde bir hamle olmazsa, vergi tarafını da pas geçebilirsek, ki geçen hafta aslında konuştuğum aracı kurum artık yavaş yavaş işmen alalım dediğim yerde gol yediğim konulardan bir tanesi oldu bu vergi konusu. Fakat artık burası biraz daha netleşir, bilinmezlik ortadan kalkarsa ben yavaş yavaş konunun döneceği tarafındayım. Bu sebeple şu vergi hariç bence oyunu bozan bir şey yok. Buralarda eğer nakit varsa ufak ufak toplaması gerekiyor yatırımcının. Yoksa bence sakince beklensin ama doğru kağıtlarda. Bu arada yavaş yavaş artık yan tahtalarda çökmelerin bittiğini görüyoruz. Zaten daha ne çökecek dediğimiz çok fazla kağıt var. O kağıtlarda da yavaş yavaş hareketlilik olacak. Mesela şimdi bir tane soru soruyorum. Olan oldu derken bu olacaktı zaten arkadaşlar. Yani şu konuda bir anlaşalım. Ya bir kağıt konuştuğumuz hedefe geldiyse dinlenecek. Yani dinlenmemezse büyük sorun var. O yüzden Tüpraş 210 diyorsak 210'da dinlenecek. O yüzden kar satışı yapacağız. Aşağıdan yerine koymaya çalışacağız. İşte bankalar yukarıya gittiyse, hani hatırlıyorsanız ben şunu diyordum. Yani muhtemelen piyasanın en çok banka savunan adamı benim. Ben bile şey demeye başlamışım. Yani kar alalım, yavaş yavaş banka hikayesini azaltalım. Aşağıdan bakacağız. İşte uzun vadede banka tekrar gider, kısa vadede kar alma zamanı. 11'in içine banka koymadım. Hatırlarlar yatırımcılar kaç haftadır. Burada oyuncuyu değiştirmemiz lazım işte. O yüzden anlatıyorum. Oyun dışında olan bir konu değil. Şu ana kadarki konu, oyunun içerisinde olan konu, oyunu bozan tek unsur vergi geldi. Çünkü vergi şu ana kadar hesapta yok. O yüzden panik olmayın. Olan oldu diye bir şey yok. Olması gereken oluyor. Bence 400 dolara doğru devam edeceğiz ama dediğim oranın üstünde bir vergi. Şu an böyle ölümü gördük, sıtmaya razı oluyoruz gibi bir durum var. İşte binde ikiler, ya o kadar speküle edildi ki binde iki konuşuldu, 10.000'de bir konuşuldu oran konusunda. Ortada hiçbir şey yokken gelirden alınıyor dendi.
Hani verginin olup olmamasını tartışmıyorum ama daha adının konmaması gerçekten yatırımcıyı üzen unsurlardan bir tanesi haline dönüşmüş durumda. O yüzden lütfen rica ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi karalar bağlayıp zaten hani bittik değil. Hani şeyin nedir onun adı? Karanlığın en koyu hali güneş doğmadan önceki zamandır ya, şafaktan hemen önce. İşte tan kızıllığı bence geliyor yavaş yavaş. O tan kızıllığı dönemine girmek üzereyiz. O yüzden doğru hisse senetlerini toparlayıp portföylerde hata varsa buralarda ayarlayıp bence oyuna devam etmek lazım. Bizim hikayemizi bozabilecek konu verginin gerçekten afaki bir rakamda çıkması olur. Hani vergi çıkmaz diye düşünmüyorum artık buralara kadar gelmişken. Çıkmazsa muhteşem olur da. Hani şu an artık o piyasa reaksiyonuyla. Bir de tabii işin içerisine yabancı satışları girdi. Şimdi bugüne kadar biz zaten yabancıda bir miktarda hareketlenme olur diye düşünüyorduk. Üstüne bir de yabancı satışı gördük. Yabancı satışı da girince biraz daha dengemiz bozuldu. Şimdi yabancı neden satıyor? Bir hani hikaye olarak baktığımız zaman tahvil müthiş bir yer. Adamın 10 senede kazanacağı faizi biz bir ayda veriyoruz. O tarafa doğru bir akışı gayet normal. Pozisyon ayarlaması da yapıyor. Biraz önce söylediğim gibi lütfen şuna dikkat edelim. Bazı yerlerde gelen hedeflerde hani ekstra bir yere geldik, atıyorum hedefe ulaştık, orada kar satışı yapmakta yarar var. Hani kar satışı yapıp yolumuza devam edelim. İşte bu hikayenin içerisindeyiz. Benim Tüpraş'a bakış açım değişmedi. Ben hala aşağıdan Tüpraş biriktirme tarafındayım ama 210'da dinlenmesi ya da işte aşağı doğru gelirken hocam kaleci de gol yedi yemesi lazım zaten. Hani soluksuz gidiyorsa Tüpraş bence o zaman sorun var. O bir yerlerde duruyor. Fakat bunun haricinde bizim dinamiklerimizi bozan kağıtlar oldu. İşte enerji tarafında mesela birçok hikaye yatırımcısını inanılmaz üzdü. Zaten bugün izin olursa istersen tek tek sorulan kağıtlara değinerek devam edelim. Çünkü birçok Lütfen. kağıtta, birçok hisse senedinde eminim ki sorular vardır diye düşünüyorum. Ben şöyle özetleyeyim bundan sonraki beklentimi. Biraz daha genele yayılan bir yükselişi bir aydır falan dillendiriyorum. O hareketin beklentisini hala koruyorum. Vergi tarafında bence ölümü gördük. Hani rakamlarla sıtmaya razı olarak konuyu kapatacağız. Yavaş yavaş orası da normalleşecek diye düşünüyorum. Alternatif olarak gidebileceğimiz bir yer yok zaten. Hani alternatif olarak gidebileceğimiz bir yer kalmadığı için de burada oyalanmaya devam ederiz. Biz burada doğru kağıtları seçelim. Bir de şunu çok özellikle rica ediyorum. Ben hani çok 11'ime sadık ve de 11'in etrafındaki kağıtlara sadık kalarak portföy yaratıyorum kendi adıma. Yayında sorulan sorularla ilgili yorum verdiğim kağıtları mesela portföyde genel olarak bulundurmuyorum. Onu söyleyebilirim. Daha çok diğer tarafta 11'in içerisindeki portföyde kalıyorum. O yüzden hani bu tarafta baktığım zaman bu 11'im içerisinde ufak tefek değişikliklerle yoluma devam etmeye çalışacağım. Yine hikayenin büyük kağıtlarda olduğunu düşünüyorum. Yabancı alışının geleceğini düşündüğüm için. Yan tahta kovalıyorum ama yan tahta derken hani hikayesi öyle hiçbir yere gitmeyecek bir hikayenin içerisinde hala değilim. İşte kervan gibi daha small cap altyapıdan yetişebileceğim kağıtlar, işte eczacı ilacı stoplu deneme gibi hala Gürsel takip ediyorum. Beni takip edenler bilir. Onların üzerinden bakıyorum. Mesela güzel bir soru gelmiş. Bir yandan da sorulara bakıyorum. Hani Migros sorulmuş. Mesela Migros bence şiddetle hani benim portföyümde şiddetle olması gereken kağıtlardan bir tanesi. O tarafta bence hareketliliğin devamı olacak. O yüzden birazdan kağıt kağıt konuşuruz izin olursa. Özetleyeyim, biraz Lütfen. uzattım. Hani affola. Sadece şu heyecanı giderelim diye son dönemde böyle bir karşılık aldım. Sürekli de konuşuyoruz, anlatmaya da çalışıyorum. Hani düzeltme olmazsa sorun var. Ben onu net söyleyeyim. Belli yerlerde esnemelerinde hiçbir sorun yok. Zaten şöyle düşünmek lazım. Tüpraş eski dinamiğinde yükselmeyecektir. 230'lara doğru bir hareketlilik bekleyeceğim. Ya da Türk Hava Yolları işte eski momentumunda olmayacak derken bu yüzden bunları bahsediyorum. Ufak ufak onları pozisyonlarını taşımıyor değiliz. Azaltarak yan tarafta daha dinamik kağıtlara doğru kaymamız lazım. Hikaye biraz bundan ibaret. Özellikle de şey kısmı çok enteresan bir dönemden geçiyor. Bence sektör seçmekten ziyade kağıt seçmenin bile ön planda olduğu bir süreç bizleri bekliyor ama İkinci yarının kağıt seçerken birinci yarıya göre biraz daha kolay olacağını düşünmeye başladım. Çünkü ilk yarıda gerçekten çok beylik portföyler ya da çok beylik hisselerle hareket geldi. Şimdi bence biraz daha böyle daha genel bir yükseliş hareketi göreceğiz. O yüzden de biraz rahatım ama buralar sıtkımızı sıyırmıyor mu? Hani bu cümleyi çok kullanıyorum ama evet, benim de canım sıkılıyor. Yani işte 10 bine geri geldik. Ama zaten 10.600, 10.300'de bir dinlenseydik daha sağlıklı olurdu. Orada biraz yapı kredi bizim dengemizi bozdu.